çocuklarım benim. Gelecek güzel dedim size. Aşk da olacak yolunuzda. Acı da, gözyaşı da. Mahvolmuş yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanımda. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Başınızı ağlayan gökyüzüne, bu acı denize yine umutla bakalım. Kendimi Oktay'a saklıyordum ama o beni kirletti. Şimdi söyle, her şey nasıl güzel olacak? Ben eski Gamze değilim. Kocaman bir leke var üzerimde. Kim kabul eder beni böyle, söyle, kim kabul eder? Bana bak. Kirli olan o herif. Bu dünya kirli. Ama sen, sen kirli değilsin. Ağlama. Ağlama ne olur. Bana izin ver. Sana her şeyi unutturayım. Ben seni her türlü kabul ederim. Seni her türlü kabul ederim ben. Çünkü seni çok ama çok seviyorum. Tamam, ağlama artık. Tamam, ağlama. Gamze! Olayı çıkarma Oktay. Sus! Konuşma! Çekil Gamze'nin yanından adi herif! Oktay! Dur! Hayır! Oktay! Lütfen çekil! Oktay! Gamze çekil lütfen! Oktay dur! Sana uzak dur dedim! Çekil! Uzak dur! Oktay! Öldüreceğim lan seni! Oktay, öldüreceğim! Dur. Gamze dur! Oktay yeter! Gamze! Hadi, çekil oradan! Dur! Oktay! Bana bitti dedim! Nerede istiyorsun ha? Oktay! Bırak! Oktay! Bırak! Oktay dur! Oktay dur! Oktay dur! Ya bırak! Öldüreceğim seni! Oktay, sen hiç ayıramayacaksın. Hayır. Tamam, bırakın. Yeter. Sakin yeter ol Oktay. Yeter. Yeter. Kahvedin de suçum ara. Kendine gel artık. Seni istemiyorum. Gamze söyle ona. Herkese söyle. Bu aşk bitmedi Gamze. Bitti Oktay. Bitti. Bırakın ya. Beni bırakın. Hayır Oktay. Hayır Oktay, sakin, sakin ol. Yürü Gamze, gidiyoruz. Yapma. Oktay dur. Yürü. Çekil. Oktay bırak. Yürü dedim yapma. Sana dur. Yürü Oktay, diyorum sana yürü. Oktay yapma. Bitti 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 diyorum, bitti. İstemiyorum. Seni tanıyorum ben. 100.000 kere söylesen de inanmam. Buradaki kimse de inanmaz. Sor hadi. Arkadaşlarına sor bakalım. Sor.
Onlar inanıyor mu? Bitti. Artık Oktay ve Gamze yok. Sevmiyorum seni. Allah artık sevmiyorum seni. Fotoğraflarımıza bile kıyamadın. Şimdi bize mi kıyacaksın? Zaffet, hala teklifin geçerli mi? Söyle Zaffet. Beni hala istiyor musun? Evet, istiyorum. Pişman olacağın şeyler yapıyorsun. Zaffet'i seçtim Oktay. Artık acı çekmek, sürünmek istemiyorum. Kabuller. Seni sildim hayatımdan. Sildim, tamam mı? Gamze, hata yapıyorsun. Yeter. Gamze'yi duydun. Çekil artık. Gel Gamze. Gamze. Bir gün kapıyı çekip kapıyı çekip nereye diye sakın gidersen, sakın sorma. Nereye diye sakın gözlerini sakın gözlerinden silersen. Gözlerini gözlerinden neden diye sakın silersen, sakın sorma. Neden diye sakın of, sakın sorma. Yalan sevda. Ah, günaydın kızım. İyisin değil mi? Anneciğim, iyisin değil mi yavrum? Kaza hakkında konuşmak istiyorsan kızım, Pınar'a bakma sen Gamze. Herkes biliyor senin suçlu olmadığını. Senin suçun değildi yavrum. Saffet'e evet dedim. Senin suçun yok hayatım. Ne? Oktay'a Saffet'i seviyorum dedim. Artık Saffet'le birlikteyim. Ah, Gamze, canım kızım. En doğru olanı yaptın. Çok sevindim, çok. Bak gör, Saffet'le çok mutlu olacaksın. Canım kızım benim. Ne? Saffet'le birlikteyim mi dedi bu? Hadi otur.
Merhaba Oktay abi. Merhaba. Merhaba Oktay abi. Merhaba İbo. Sabah oldu. Zafer Hoca bizi şutlamadan çıkalım mı? Diğerleri nerede? Kantinden bir şeyler. Geldiler işte. Al abi. Ha. Ne yaptınız? Sağ ol. Sağ ol. Özgen bu senin. Şekersiz. Tamam. Herkese afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Peki. Ben sizi geçireyim tamam. Menderes Bey. Çok üzgünüm. Ölen arkadaşlar için. Senin için çok üzgünüm. Çok özür dilerim tekrar. Ne kadar üzülsen. Özür dilesen de bir şey değişmeyecek Gamze. Artık sakat biriyim. Bu da değişmeyecek. Ve ömrümün sonuna kadar senden nefret edeceğim. Bu da değişmeyecek. Ya ben ne yapıyorum ya? Ya Gamze'nin Saffet'e gitmesine nasıl izin verdim? Ben nasıl yaptım bunu? Gamze'yi geri alacağım. Gerekirse zorla alacağım. Oktay, bir şeyler dönüyor. Saatlerdir konuşuyoruz. Biraz sakin olmalısın. Sakin düşünmelisin kardeşim. Ya sakin olamıyorum işte. Bana ne oldu böyle? Hadi benim nevrim döndü. Kendimi kaybettim. Siz nasıl dinlediniz Gamze'nin yalanlarını? Oktay, Paris kız seni istemiyorum dedi. Saffet'i seviyorum dedi. Ne yapsaydık? Özge doğru söylüyor abi. Zorla güzellik olmaz. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hafızanızı mı kaybettiniz? Topluca başka bir boyuta mı geçtiniz? Gamze o Gamze. Benim aşkım Gamze. Biz birbirimiz için ölümü göze almadık mı? Siz yanımızda değil miydiniz? Onun için ölümleri göze almışım ben. O benim için ölümlerden dönmüş. Bu kadar kolay mı silip atmak? Biz de şoktayız Oktay. Kız resmen Saffet'i sevdiğini söyledi. Görmedin mi? El ele çıkıp gittiler. Yok yok. Bunun altında başka bir şey var. Siz de eninde sonunda göreceksiniz. Oktay bak. Belki haddim değil ama altında ne yatarsa yatsın seven bir insan başkasında teselli aramaz. Mücadele eder. Ne bileyim sana gelmez ama başkasına da gitmez. Dediğim gibi bence düşünme daha fazla. Kafana biraz mola ver abi. Çatlayacak yoksa. Karşıdan konuşmak ne kolay değil mi? Bırak Oktay. Unut Oktay. Oktay yanlış anlama. Ama bu bugün ya da yarın çözebileceğimiz bir mesele değil. Şimdi aha. Bırak. Zamana bırak. Böyle kalsın. Seni çok iyi anlıyoruz ama her şey ortada. Ya hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ya burama Gamze yazılmış benim. Unut desen unutmaz. Sil desen silinmez. Kolay değil ki ya. Aklımı yitireceğim ya. Ölürüm ama Gamze'yi bırakmam. Oktay. Oktay. Of. Nereye ya? Evet. Efendim. İbrahim ben. Anladım. Yetişirim herhalde. Tamam. Gitmem lazım. Görüşürüz. Nereye? İbo! İbo dur nereye? Allah'ım ya. Herkes bir alem olmuş ya. Aç bakalım şu dolabını. Tamer kendine baksın, cüzdanı senin dolapta mı? İftira atıyor diyorum abicim. Abicim mi? Şu pırpırı dedenin bıyığı mı sanıyorsun lan sen? Onbaşı komutandan saymıyor musun oğlum sen? Ya iftira atıyor komutanım. Aç işte, akkara çıksın ortaya. Al buyur. Bu resimler ne lan? Ya bizim tayfa bu, liseden arkadaşlar. Bu rahmetli Dizdar, Oktay, Özge. Hepsi arkadaşlarım işte okuldan. Onu mu soruyoruz Armut? Dolaplara resim asmak yasak bilmiyor musun? Vallahi bunun ne mal olduğu ortaya çıktı. Millet manita resimleri asıyor. Bu erkek resimlerini asmış. Asa asa da Büyük Zafer'in eziklerini asmış. Lan senin var ya. Şşş. Yavaş yavaş. Kızıl. Dolaplar talimata uygun olacak. Emredersiniz komutanım. Bu resimler için ceza olarak 20 şınav çekeceksin. Hatırlat bana. Emredersiniz komutanım. Hadi sök şimdi resimleri.
Beni Kadri abi yolladı. Merhaba. İçeri gel. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Siz doktor musunuz? Öyle sayılırım. Ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kız arkadaşım... Fazla konuşmayalım genç. Kendine bir dost aramıyorsun herhalde. Yoksa kahveye giderdin. Birbirimiz hakkında ne kadar az şey bilirsek o kadar iyi. Şimdi sen kendi işine bak, ben kendi işime. Geç otur. Levent Bey birazdan seninle ilgilenecek. Peki. Sağ olun. Haydar Yılmaz Çorum, emniyet komutanım. Odama gelip anlattıklarını anlat, herkes duysun. Emredersiniz komutanım. Koğuş nöbetim sırasında herkes uyumaktayken Ertemer yatağından kalktı komutanım. Cüzdanı Er Rıza'nın yastığının altına koydu. Sonra? Ertemer uyuduktan sonra ben cüzdanı alıp vukuat çıkmasın diye Ertemer'in dolabına koydum komutanım. Benim askerime kimse iftira atamaz. Benim askerime iftira atanı affetmem. Ben affetsem genelkurmay affetmez. Genelkurmay affetse Allah affetmez. Çünkü bu ordu Allah Allah diye taarruz eder. Yalan, iftira, karalama da bu ordunun düşmanıdır. Gerekirse yalana, iftiraya da taarruz ederiz. Hele benim askerime iftira atan da benim askerimse asla affetmem. Yakarım askerliğini. Şimdi söyle bakalım. Senin askerliğini de yakacak mıyım? Yakacaksınız komutanım. Yakmayacağım. Neden? Çünkü sen benim askerim değilsin. Yemin edene kadar hiçbiriniz benim gözümde asker değilsiniz. Yemin töreninden sonra hiçbirinize bu kadar müsamahalı davranmam. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Onbaşı. Emret komutanım. Bunu disiplin koğuşuna at. Tutanakları da odama getir, imzalayayım. Emredersiniz komutanım. Disiplin koğuşundan önce sen bir ceza ver. Senden sonra da iftiraya uğrayan bu çocuk ceza versin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Hadi herif. Merhaba. Kadri bana telefonda bahsetti biraz. Arkadaşınız böbrek hastasıymış. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun, oturun. Biz böbrek bulmaya çalışıyoruz ama olmadı. Doku uyumu olan birini bulamadık. Sıra ne zaman gelir bilmiyorum. Anladım. O zaman doğru yere geldiniz. Burada sıra çok çabuk gelir. Fazla beklemeniz de gerekmez. Nasıl yürüyor burada işler? Bu bizim işimiz. Senin yapacağın şey ise gereken parayı bulmak. Anladım. Peki ne kadar? 20 bin dolar. Bu çok büyük para. Son rakam mı acaba? Sağlığın pazarlığı olmaz delikanlı. Niyetin ciddi sandım. Konuşacak başka bir şey yok. İyi günler. Bakın. Bir yolunu buluruz. Ne gerekiyorsa yaparım. Ne isterseniz. Ben ihtiyacı olan birine kendi böbreğimi vereyim. Siz de bana Sibel'e uyacak bir böbrek bulursunuz. İbrahim Bey. Bu işler böyle olmuyor. Biz burada kamu hizmeti yapmıyoruz. İş yapıyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Ama yapacağız bir şeyler.
Bir bak bakalım ne kadar bulabileceksin. Madem kendi böbreğini de vermeye razısın, bir yolunu bulacağız. Ama fazla bekleyemeyiz ona göre. Malum, bizim işler biraz riskli. Sen bu arada arkadaşın evrakını getir, biz araştırmaya başlayalım. Tamam, sağ olun. Elimden geleni yapacağım. Yeter ki Sibel'i kurtarın. İyi günler. İyi günler. Bana bak, toplu taşıt. Kalk buradan. Kalk buradan. Toplu taşıt mı? Bana mı dedin? Sana dedi. Sen kilo olarak toplusun ya, o bakımdan. Taşıt da taşıt işte. Beygir mesela. Toplu beygir. Toplu yine demenizi tercih ederim o zaman. Topluyum ama yine gibi batarım. Neyse ne, uzatma. Hadi kalk buradan, hadi. Niye? Burası babanın yeri mi? Oktay abinin yeri burası. Bundan sonra ben burada oturacağım. İyi, kalkayım o zaman. Ha şöyle. Benim mabadım kıymetlidir. Oktay abinizin hatırasıyla kirletmeyeyim. Bacak kadar böyle neler oluyor ha. Mabat ne lan? Hop, oraya da oturma. Kalk. Hadi, hadi. Kalk, 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 kalk. Orası İbo'nun yeri. Bundan sonra orada ben oturacağım. İbo'nun boşluğunu ben dolduracağım. İbo abinizi görürsem söylerim. Sende boşluk varmış. Pısırık olan o boşluğu... Sen kime pısırık diyorsun lan? Sana. Hani sen boy bakımından sırıksın ya. O bakımdan. Sırık işte. Pığda. Şimdi ben seni... Yapma. Lan abi, ben seni var ya. Arkadaşlar yapmayın. Abi okul bize bakın, yapmayın. Arkadaşlar yapmayın. Harun tamam, döversin. Yapmayın diyorum. Ulan al. Yapma. Fuat zil çaldı. Yoksa Harun seni bitirirdi. Gösterecekseniz Saffet abimin yerini gösterin lan bana. Bundan sonra Saffet abimin yerini de ben dolduracağım. Sırık. Hadi bakalım çakma Saffet. Korsan İbo. Demo Saffet. Çinmalı Oktay. Tester Saffet. Tester ne lan? Mabat gibi bir şey işte. He. Sen bana mabadı söyle, ben de sana testeri söyleyeyim. Mabat. Üstüne oturduğun şey işte. Terbiyesiz. Gel lan buraya. Gel buraya. 96. Hadi bakayım hadi. 97. 98. Hadi hadi. 99. 100. Ayağa kalk. Rahat. Hazır ol. Şimdi sıra sende. Bir ceza ver bu iftiracıya. Ceza derken? Tekme tokat girişmek serbest değil mi? Şşş. Ne yaptın oğlum sen? Askerde dayak yasak. Peki o zaman ana avrat küfredeyim. Küfür de yasak. Tamam buldum. Rahat. Ben zaten rahatım oğlum. Komutanım bana cevap veriyor. Cevap verme lan. Ne derse yapacaksın. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Yere çök. Ördek yürüyüşü vaziyeti alınacak. Al. Ben bir iftiracıyım. Yürüyüş kararı sayılacak. Say. İstikamet disco. Marş marş. Ben bir iftiracıyım. Ben bir iftiracıyım. Ben bana bir şey hatırlat demiştim. Neyi komutanım? Vallahi unuttum. Sen bana hatırlatırsan ben de sana hatırlatırım komutanım. Bu belki hatırlamana yardımcı olur. Hatırladım. Kalabar isim astım diye 3 nabı ceza verecektiniz. 3 mü? 3 mü dedim? Pardon, 20 şınavı ya. 30 oldu. Rahat! Hazır ol! Şınav vaziyeti alınacak. Şınav vaziyeti al! Say! 1! 1 2 2
sana Gamze. Orada ne olduysa umurunda bile değil. Efendim Saffet. Bir saniye bekle Saffet. Kızım, biz biraz ulaşacağız Menderes Bey'le. Pınar da su muhallebisi istedi gelirken, sana da getirelim mi? İstemem anne. Peki. Efendim Saffet. Ben nasılsın diye aradım. İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Ne olsun işte, evde boş boş oturuyorum. Anladım. Ben sadece sesini duymak istedim. İyi geceler. Sağ ol Saffet. Sana da iyi geceler. Gamze. Efendim Saffet? Aslında sana yalan söyledim. Evde boş boş oturmuyorum. Açıkçası sürekli seni düşünüp hayal kuruyorum. Yani o kadar heyecanlıyım ki. Günlerce uykusuz kalsam yine de uykum gelmeyecek gibi sanki. Defalarca aklımdan geçirdim ama hala dün akşam olanlara inanamıyorum. Seni bunlarla sıkmak istemiyorum Gamze. Kusura bakma, çenem düştü. Seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Seni hiçbir şey yapmak ya da söylemek zorunda bırakmayacağım. Ben bunları söylemek istedim. İyi geceler. İyi uykular. İyi geceler. Sen beni mi dinliyorsun lan? Yok be abi. İki bilinmeyen zor bir denklem vardı da önümde. Onu çözmeye çalışıyordum. Sana soracaktım ama senin aklın başka yerlerde. Saffet abi. Ha. Gamze ablaya kavuştun ya. İnan çok mutlu oldum. Yakışır abime. Eyvallah kardeşim. Hani beni dinlemiyordun lan? Ya şimdi Saffet abi, bu an büyük bir an ama. Gamze abla yengemiz olmuş, sen bize söylemiyorsun. Ya ben kendi imkanlarımla öğreniyorum. Ayıp yani. Ben senden saklıyor muyum ilişkilerimi? Sadri, alırım ayağımın altına ha. Yürü ders çalış. Yürü, oğlum yürüsene. İyi geceler ben abi. Ben gelmeyeyim oraya. Çok iyi oldu bu. Sana da sevdiğin tatlıdan alalım. Tabii canım, alırız. Ben bakarım. Merak etme sen. Sakat ayağımla bir de bana kapı açtırıyor. Olacak iş değil. Pınar, kapatma kapıyı. Lütfen kapıyı kapatma. Babanlar çıktı, gördüm. Gamze'yi görmem lazım. Yalvarırım Pınar, yardımcı ol. Lütfen Pınar, yardımcı ol. Yalvarırım. Acele et, odasında. Yalnız rezalet çıkarma Oktay. Ve acele et. Sağ ol. Pınar, yalnız kalmak istiyorum. Gamze. Anlamıyorum abi. Yetmedi mi Gamze'den yediğin kazık ya? Mutluydun, nişanlıydınız. Seni terk etmedim Oktay için bu kız. Hiçbirini unutmadım. Hepsini dün gibi hatırlıyorum. Derdin ne o zaman abi? Hem nasıl oluyor bile bile lades diyorsun ya? Nasıl olur da kendini bir daha yakarsın? Gamze çok kötü günler yaşadı Saffet. Yani kız şu an ne yaptığının farkında değil. Mesele Oktay'ı bırakması ya da seni tercih etmesi de değil. O kız şu an vereceği hiçbir kararda sağlıklı düşünemez. Yani Saffet kusura bakma ama bu yaptığın biraz fırsatçılık oluyor. Ne diyorsun siz ya? Ne konuşuyorsunuz durmadan? Ben çok mu aptal görünüyorum? Ne yani, ben hiçbir şeyin farkında değil miyim? Bu sefer farklı olduğuna inanmak istiyorum belki. Belki de sadece böyle olsun istiyorum. Bilmek ya da üzerine düşünmek istemiyorum. Gamze'nin sağlıklı bir karar vermediğinin farkındasın yani. Gamze'nin neyi nasıl düşündüğü beni ilgilendirmiyor Ali. Ortada var olan tek somut şey Gamze'nin benimle birlikte olmak istemesi ve ben onunla olacağım.
Beni bu kadar isteyen birine, ki ben onu çok daha fazla isterken nasıl olur da hayır derim? Ya da niye hayır diyeyim? Çünkü hayır demek işine gelmiyor. Evet Memo, işime gelmiyor. Böyle olsun istiyorum, tamam mı? Tamam. Evet, farkındayım. Sadece benim iyiliğim için durumu kendinizce haklı olarak sorguluyorsunuz. Ama eğer beni seviyorsanız bana bunu yapmayın. Çünkü bu konuyla ilgili verebilecek çok bir cevabım yok. Herkes ne biliyorsa ben de onu biliyorum. Ve cevabım olmadığı için de kırıcı olabilirim. Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Çünkü aynı durumda siz olsaydınız ben konuşmazdım. Siz de benim gibi yapın. Farz edin ki Gamze beni sevdiği için, Oktay'ı sevmediği için bana geldi. Hadi gel Gamze, yürü. Hadi aşkım, lütfen. Hadi gel gidelim. Hadi Gamzeciğim, hadi gel benimle. Hadi. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi Oktay? Seninle gelmemi ve hiçbir şey olmamış gibi davranmamı nasıl beklersin? Hiçbir şey değişmemiş gibi davranmamı nasıl beklersin? Peki ne değişti Gamze? Seninle aramızda ne değişti? Hiçbir şey anlamıyorsun. Evet, anlamıyorum. Beni ikna et. Anlamıyorum. Seni ikna etmek zorunda değilim. Evet, zorundasın Gamze. Bal gibi de zorundasın. Bana açıklamak zorundasın. Sana kaç kere açıkladım Oktay. Anlamamakta direniyorsun. Her şey bir gün biter. Bu da bitti işte. Bitmez. Bizim aşkımız bitmez Gamze. Bizim aşkımız asla... Kes artık Oktay. Bizim aşkımız bizim aşkımız. Yok öyle bir şey. Bitti. Yok. Anlasana, yok içimde. İçimde yoksun. Bitti. Ben görüyorum ama. İçinde kendimi görebiliyorum. İyi bakamıyorsun demek ki. İyice bak Oktay. Bu sefer iyi bak. Ben Saffet'i seçtim. Saffet'i ve bana vaat ettiği dersiz tasasız hayatı istiyorum. Delik deşik olmuş bir geçmiş ve nereye gittiği belli olmayan bir gelecek istemiyorum. Görüyor musun? İyi bak. Seni istemiyorum. Hadi çık şimdi. Pınar seni içeri nasıl aldıysa yolcu etsin öyle. Seni ona yar etmem. Yar etmem, anlıyor musun? Yeter artık Oktay. Sen bile o kadar zalim olamazsın. Bizi hayatı zindan edebilirsin. Elinde olan bir şey bu. Yapabilirsin. Ama sana dönmeyeceğim. Gamze. Neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ama umurumda bile değil Oktay. Elinden geleni ardına koyma. Neler yapabileceğini bilmiyorum ama... Ne yaparsan yap olacakları biliyorum. Sana dönmeyeceğim. Beni bu şekilde uzaklaştıramazsın kendinden. Ben seni kendinden uzaklaştırmıyorum Oktay. Sen zaten bana uzaksın. Gittikçe de uzaklaşıyorsun. Benim için hiçbir değerin ve önemin yok. Yabancısın bana. Çık git hayatımdan. Yeter! Yeter, sus! Ben senin için ölümleri göze aldım. Senin yaptığın şeye bak. Keşke... Keşke ölseymişsin. Bakmadan yürürsün bazen, arkana düşünmeden kim yürürsün. Haklı kim haksız, düşünmeden kim bilmeden haklı ne kim doğru haksız. Ne yanlış bilmeden ne doğru, bazen arkana bakmadan yürürsün, bazen arkana bakmadan ama yürürsün ama bu gitmeler gerçek değil. Bu gitmeler çare değil. Kaçamazsın çare kaderinden. Kaçtıkça arkandan deri. Kaçtıkça. Oğlum var ya, bugün sizin yüzünüzden ceza yedim lan. Bizim yüzümüzden mi?
Ya Tayfun'un resmini asmıştım dolaba. Onbaşı yakaladı. 30 sınav çektirdi lan. Ne sınavı oğlum? Seçme ve yerleştirme sınavı. Ne sınavı olacak oğlum? Ceza sınavı işte. Yarın bana yeni resim yollasana. Olur kardeşim, yollarım. Maillerim. Yok, kendim geldim ben ya. Yok, telefondan yolla. Cep telefonundan. Yok kanka yok, ev telefonundan yolla. Oğlum burada sadece telefon kulübesi var. Telefon kulübesine resim yollanıyor mu? Hasta mısın sen kardeşim? Askerdeyim lan ben. Burada cep telefonu mu var? İnternet mi var? Yok mu? Var da bize yok. Yemin törenine kadar çağrı izinde yok. Giremem internete falan. Normal mektup yolla kanka. Zarf bul yalamanın tadını öğrenirsin hem. İyi öğreniriz. O tatlar, o lezzetler unutulmasın kardeşim. Burada herkesin mektubu geliyor. Ben ezik ezik bakıyorum. Yollarım kardeşim. Sen de bize resim yollasana, böyle bazukalı boyalı falan. Olur oğlum, çektir yollarım. Fiyakalı olsun böyle, havamızı atalım. Askerde kardeşimiz var, onun sayesinde rahat uyuyoruz diyelim. Tamam lan tamam. Yollarım öyle, sen merak etme. Hadi artık tertip ya. Bizim de anamız babamız var. Biz de anamızla babamızla konuşacağız. Ya kardeşim, biz de anamızla babamızla konuşuyoruz. Bunlar da bizim ailemiz. Kanka, herkese selam söyle. Resimleri de unutma, tamam mı? Unutmam, unutmam. Sen de resim yolla ha, sakın unutma. Yollarım. Hepinizi çok özledim lan. Biz de seni özledik. Şşş. Alo. Kapa bakalım telefonu. Hadi yat vakti geldi. Alo. Alo. Biz de seni özledik oğlum, Rıza. Ya komutanım. Yarın bana bir tüfek bulabilir miyiz? Ne yapacaksın? Resim çektireceğim. Şöyle fiyakalı bir yürü resim. Yürü yata hadi. Git uyu. Anca rüyanda görürsün tüfeği. Hadi. Göreceğiz bakalım. Öyle bir resim çektireceğim ki kışla da efsane olacak. Bütün Erzincan beni konuşacak. Takip ediyorsun anlamıyorum etiket. Ya yolda yalnız sıkılma diye. Hem benim o taraflarda işim var. Nasıl bir iş? Ya sana ne? Her yaptığım işi sana anlatmam gerekmiyor. Hayret bir şey. Aman aman. Benim peşimde dolanmaktan başka bir işin olsun yeter ki. Bana anlatmasan da olur, tamam mı? Sen dalga geç. Kimliğiniz? Buyurun. Sizin kimliğiniz? Beyefendi. Kimliğiniz. Kimlik? Evet. Benim kız arkadaşım içeride. Abicim, kimlik benim dalım içeride ya. Beyefendi. Ya siz benim kim olduğumu lütfen biliyor musunuz? Ben lütfen büyük seferde iki dönem başkanlık yaptım ha. Lütfen rica ediyorum, zorluk çıkarmayın.
Ya kıyafette mi sorma? Arkadaşım zorluk abi, çıkarmayın. Zorluk çıkarmayın abi, lütfen. Lütfen rica ediyorum. Beyefendi lütfen. Birader kimlik var mı? Ne kimliği bırak ya. Kapı mapı vız gelir bana görürsün. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Sen görürsün. İbo hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi, senden? Sağ olasın. Bizimki ne durumda? Dünden beri tek kelime ettiği yok. Hadi gel içeri. Tamam. Oktay. Bu ne abi, kendini eve hapsetmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen geldiğine göre ben çıkabilirim o zaman. İşim var ama bu gamlı baykuşu bırakıp bir türlü gidemedim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Hadi. İbo çay yapmıştım, içersin değil mi? Yok yok. Çay falan istemiyorum, boş ver. Nasılsın? Peki görünmüyorsun. Bu konuları hiç açma İbo. Tamam. Ben zaten başka bir şey konuşmak istiyordum. Hayırdır? Sibel'e bir şans doğdu. Bir şeyler yapabileceğim galiba. Ya bir fırsat çıktı gibi ama para lazım Oktay. Çok para lazım. Anladım. Oktay. Parayı elinde bil kardeşim. Oktay. İhtiyacım olmasa istemezdim biliyorsun. Hı hı, biliyorum biliyorum. Ben de bakacağım birkaç yere. Bugün birkaç yerle görüşeceğim iş için. Kemal Hoca ayarladı sağ olsun. Okul aksatmayacağıma söz verdim tabii. Önce şu parayı bulayım. Sonra kalan kısım için ben de çalışır sana yardım ederim. Tamam. Şimdi çay içersin değil mi? İçerim. Hadi abi. Tamam abi. Sana buraya oturmayacaksın demedik mi biz? Çakma Saffet. Sana ne ya? Sen ne karışıyorsun? Ne demek sen ne karışıyorsun? Ben okul başkanıyım biliyor musun? Okul başkanı mı? Seçimler ne zaman yapıldı ki? Geçen sene. Yeni seçimler yapılana kadar başkan benim. Sen mi başkansın? Hı hı. Sen başkansan ben de ana muhalefet lideriyim. Ana. Ana muhalefet lideri mi? Anasın yani. Deniz anası gibi. Hayır. Anakonda gibi. Şu kelime oyunlarından vazgeçsek. Tamam, ana muhalefet değilim. Baba muhalefetim. Hem de en babasından. Çocuk musun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun? Yakında görürsün. Çocuk muyum, baba mıyım? Seçim çalışmalarına en yakın zamanda başlıyorum. Bu adı unutmayın. Sadri'yim lan ben. Sadri. Şanslı adammışsın Oktay. Aslında birine ihtiyaç var. Bir araba boşta. Sevindim Salih abi. Ne zaman başlayabilirim? Çayını bitir. Araba birazdan gelir zaten. O zaman başlarsın. Tamam mı? Çok sağ ol abi. Borç vermiyorum Oktay. Alın teriyle çalışacaksın. Ama kolay bir iş sanma. İti var kopuğu var. Abine sor anlarsın. Anladım abi. Salih abi, son bir sorum daha var. Para işini nasıl yapacağız? Benim biraz paraya ihtiyacım var da. Taksicilikte sistem belli. 90 lira taksi sahibine gider. Artı mazotunu doldurursun. Kalanı da senindir. Tamam Salih abi. Alo efendim. Sedat abi. Efendim. Saygılar abi. Ziver babanın selamı var. Müsaitseniz yanınıza gelmek istiyoruz. Tamam. Tamam bekliyorum, gelin. Tamam.
Fabrikada şoförlüğünü bu arkadaş yapacak. İsmi Necat. Oğlum merhaba desene Sedat abine. Merhaba abi. Merhaba. Sessizdir ama iyi şofördür. Ben de senin emrindeyim abi. Ne emrin olursa bir lafına bakar. İsmim Turan. İzmirli Turan. Ölü Turan da derler. Neden dersen öldü diye morga atmışlar abi. Ziver baba morgdan beni aldı çıkardı. Neyse abi, arabaya buyur. Eda, nereye gidiyoruz ki? Ziver babanın emri. Seni mekana götüreceğiz. Hangi mekan? Bizim mekanlardan biri. Görünce anlarsın. Buyur abi. İyi günler. İyi günler. Mansur abi burada mı? Bir saniye. Nerede kaldın aşkım ya? Ağaç oldum burada. Sen ağaç değil, bariz odunsun, odun. Ben niye bekledin ki? Ne yapayım aşkım, almıyor kıl içeri. Ama sen içerideyken ben gerekli müracaatları yaptım. Ne müracaatı lan? Bak Pamuk, ortalığı karıştırıp beni reklama ettim okula. Burası büyük zafere benzemez. Yok aşkım, yarın görürsün. Sürpriz. Sürpriz. Hem de öyle bir sürpriz ki şaşırıp kalacaksın. Özge. Ne haber? Hay canım benim. Ne yapıyorsun burada? Oğlum, ben zaten bu üniversitede okuyorum. Özge'yi de görmeye geldim ama sen ne arıyorsun burada? Pamuk, üniversitenin yüksek kapı bölümünü kazandı, duymadın mı? O yüzden kapı önünde bekliyor beni. Bitirince kapı gibi diploması olacak. Benim için üniversite kazanmak önemli değil. Özge'nin kalbini kazanmak önemli. Pamuk, çakma Orhan Pamuk. Kes lan şu kötü edebiyatı, tamam mı? Hem biz... Şöyle bir ortak kantine gidelim, bir çay ısmarlayayım sana. Ortak kantin hangisi? Var ya, yemekhanenin hemen yanında. Her bölümün öğrencileri geliyor. Ama ben giremiyorum. Çayı kahve de içelim bence. Çok isterdim ama çayı yarın içeriz. Ben kaçayım. Kemal Hoca bana bir iş ayarladı. Gittim adamlarla görüştüm. Yarın başlıyorum. Ne işi? Ya Kemal Hoca ne iş ayarladı? Kitap satmayı mı bıraktın? Akşamları kitap satmaya devam. Sonra bir fabrikanın gece vardiyasında çalışacağım. Sibel'in hastalığı için çok para lazım. Ya İbo, bak ne diyeceğim abicim. Bana da bir part-time iş bulsak. Ben de destek olsam. Sağ ol Özge ama sen bari okulunu oku. Sibel bizim de arkadaşımız. Evet. Sen hem okuyup hem çalışabiliyorsa ben yapamaz mıyım ha? Bir dakika. Ben fasulye miyim? Bakarsınız ben de bir işe girerim. Sibel için bir sakal da ben atarım. Olur yani. Sakalmış. Senin sakalından ne olacak lan ha? Hem ne iş bulacaksın sen? Seni kim işe alır? Ha? Sen görürsün. Yarın görürsün. Hadi görüşürüz. Ya, görüşürüz. Neyse bu yarın iş bulur, en azından ben kurtulurum. Bilmiyorum ama bir işler çeviriyor. Yakında anlarız. Hadi gidelim, daha fotokopi çektirmem lazım. Ha. Oradan da gideriz. Gideriz. Sen bizden $3,000 istemiştin değil mi? Evet, $3,000. $3,000 burada. Yalnız senede dolar yazamıyoruz. Türk lirası karşılığını yazacağız. Fark etmez. Ne kadar yazacaksınız? Dolar kurunu 1500'den hesaplarsak biz sana 4500 lira vermiş oluyoruz. Sen de 9000 liralık senede imza atacaksın. Anlaştık mı? Mecburen anlaştık. Mecburiyet kısmı beni ilgilendirmez. Düşün, taşın. Bende bütün kartlar açık. Sonradan lega luga olmasın. Kimse üzülmesin. Çünkü biz üzülürsek fena üzeriz. Bunu bil. Biliyorum. Tamam. Nereye imzalıyorum? Şuraya imzalayacaksın.
teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İyi günler. Anne, merhaba. İyi ki geldin oğlum. İşler çok karışık. Aslında şey için geldim. Şey oldu. Filiz'i söylüyorsun değil mi? Kız aldı başını yürüdü. Bir şey yapmamız lazım. Anne. Hı? Filiz Necati'nin öz kızı. İşi zorlaştırma bence. Ne istiyorsa kabul et. Ben de karısıyım. İyi de ben bir şey değilim. Sen benim oğlumsun. Anne. Gel uzlaş şu Filiz'le. İstediğini ver gitsin. Nereden baksam hak da hukuk da ona dönüyor. Haklısın galiba. Yani. Aslında ben sana şey diyecektim. Gamze bana evet dedi. Nasıl yani? Ya Oktay? Ben şu Filiz'i arayayım. Şu işi halledelim. Taksi! Taksi! Merhaba, müsait mi? Merhaba. Ne tarafa gidiyorsunuz? Arabayı teslim saatim de. Fındıkzade. Tamam, buyurun. Bu saatte taksi bulmak ölüm. Efendim Saffet abi. İyiyim. Sevgili annenle seni sormalı. Tamam. Güzel konuşalım. Yani sonunda kabul etti mi? Tabii ki uzlaşırız. Bunu ben de istiyorum. Bunu sana borçluyum değil mi Saffet? Tamam, geliyorum. Şoför bey, tam tersi istikamete gitmemiz gerekiyor. Ensay Holding'in fabrikası. Lütfen. Ama arabayı teslim etmem gerekiyor. Hayatımın en önemli anlaşmasını yapacağım. Siz bana uğurlu geldiniz. Lütfen, dakikalar çok önemli. Zararınızı telafi ederim ben. Lütfen, çok rica ediyorum. Şimdi taksi bulamam, ne olur. Tamam, ileriden dönerim. Sağ olun, bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. İşim bu hanımefendi. Adım Filiz, Filiz diyebilirsiniz. Peki sizin adınız ne uğurlu taksici? Oktay. Oktay, çok memnun oldum. Bir an önce gidelim. Tamam. Artık bu ofis senin. Buyur geçelim. Burası Cengiz'in odasıydı. Artık senin. Hadi koltuğuna geç. Nasıl yani? Neden? Çünkü artık senin ofisin. Hadi geç. Ziver babanın bütün inşaat, alım satım, ihale, emlak, yani legal işleri bu ofisten döner. E peki ben ne yapacağım bu odada? Ziver babanın emri. Ziver baba ne emrettiyse biz onu yaparız. Necat emaneti ver. Buyur abi. Al bakalım. Ziver babadan harçlık. Bütün işler artık sende toplanacak. Her mekan sana hesap verecek. Sen de Ziver babaya. Peki bu Cengiz abiye ne oldu? Cengiz artık yok. Ziver babayı üzdü ve zorunlu olarak uzaklaştırıldı. Peki.
Sevgili kardeşim Sedat, eminim şu an sen de bulunduğun pozisyonun şaşkınlığı içindesin. Bundan sonra oturduğun ev, bu ofis, araba senin emrinde olacak. Tüm bu imkanların neden sana verildiğini sorguluyorsun, farkındayım. Ama çok yakın zamanda gerçekleri öğreneceksin. Beni şaşırtmayacağına eminim. Kendine hakim ol, gücünü boşa harcama. Sağ ol. Afiyet olsun. Kızır hala aklım almıyor. Gamze nasıl Oktay'a o lafları eder? Ya nasıl Saffet'i seçer? Düşündükçe afakanlar basıyor. Benim de aklım almıyor. Bir şeyler dönüyor. Ama ne? Ya bırakın Allah aşkına ya. Hepimiz oradaydık. Gözlerimizle gördük. Bariz yazık Oktay'a. Bir de dönüp baktı ya. İçim parçalandı. Gerçekten çok kötüydü. Yerin dibine girmek istedim. Yapacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok. Demek Saffet'i seviyorum dedi. Gamze. Bariz öyle söyledi. El ele geçtiler önümüzden. Şaka gibi denir ya. Bariz bir korku filmi gibiydi. Dur dur, İbo dur. O da deliriyor bu konu açılınca. Tamam. Bize de fazla geldi zaten. Kapatalım. Bence de. Gamze? Sibel. Nasıl üzüldüm öğrenince. Geçmiş olsun. Özür dilerim. Ne yapacağız şimdi ya? Sağ ol. Özür dilemek ne demek? Gel hadi. Geç içeri. Hepsi benim suçum Sibel. Saçmalama. Deme öyle şeyler. Hadi gel, kızlar da içeride. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Hoş geldin. Tekrar teşekkür ederim Saffet. Senin sayende oldu. Rica ederim. Hakkın olanı aldım. Görüşürüz. Görüşürüz. Taksimetreyi kapatabilirsin. Artık karşında zengin bir kız var uğurlu taksicim. Sevindim. Büyük otele gidebiliriz. Tamam buyurun. Bu fabrikayla ilginiz ne? Film gibi hikaye. Yolda anlatırım. Nasılsın Sibel? Doktorlar ne diyor? Şimdilik diyalize giriyorum. Ama diyaliz tedavine cevap vermiyormuşum. Nasıl yani? Yani diyaliz kanımı temizlemeye yetmiyor. İdare ediyor ama yetmiyor. Böbrek nakli için araştırıyoruz. Çok özür dilerim Sibel. Hepsi benim yüzümden. Saçmalama. Gamze, lütfen böyle yapma. Biz arkadaşız. Sen sordun, ben anlatıyorum. Kimse seni suçlamıyor. Lütfen konuyu hep aynı yere getirme. Anlamıyorsunuz. Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Ama Gamze, anlatmamak senin seçimin. Bariz öyle. İlk günden beri yanındaydık. Ama anlatmak istemedim. Biz de seni rahat bıraktık. Yaşadıklarını şokuna verdik. Ama şimdi hiçbiriniz anlamıyorsunuz diyorsun. Biz arkadaşız. Neler yaşamış olursa olsun Gamze bunu unutmuş olamaz. Değil mi Gamze?
Efendim Saffet. Selam Gamze. Müsait değildin herhalde. Neyse. Üniversite kayıt işleri tamam. Gelip seni alayım mı yoksa burada mı buluşuruz? Okulda buluşuruz. Tamam. Mesela şu yaptığını anlamamızı beklemiyorsun herhalde değil mi? Ya yalan mı? Gamze neresini anlamak lazım bu meselenin? Bariz benim kafam durdu. Gamzeciğim, zor günler yaşadın biliyoruz. Ama Oktay'a nasıl yaptın bunu? Ya düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Gözümün önünden gitmiyor o an. Ya seni bulabilmek için neler yaptı o çocuk? Resmen perişan oldu. Öldüğünü sandı. O an yıkıldı resmen. Gözü bir şey görmedi. Ne desek dinlemedi. Bitti resmen. Senin yaşadığını öğrenince hayata döndü. Sana koştu. Keşke dönmeseymiş. Hayda. Keşke gitseymiş. Gamze, sen ne diyorsun? Ya sen Oktay'dan söz ettiğini farkında mısın? Onu bulmak için dünyanın altın üstüne getirdiğin adam. Hastanelere düştüğün adam. Uğruna seller gibi gözyaşları döktüğün adam. Saçmalıkmış işte. Kusura bakma ama asıl şu an yaptığın saçmalık. Ya bariz bir şeyden kaçıyorsun. Saffet'e sığınıyorsun. Ya sen bilirsin gene de. Pişman olmandan korkuyorum Gamze. Kaçmıyorum. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Sadece ne Gamze? Ha? Tamam, sende bir bozukluk var. Ya Kerem ne yaptıysa yaptı sana. Ama kaçmıyorum diyerek bizi kandıramazsın. Kendini kandırabilirsin ama bizi böyle kandıramazsın arkadaşım. Kaçıyorsun. Ve Saffet'e sığınarak kaçabileceğini sanıyorsun. Bu benim hayatım. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kimse senden hesap sormuyor Gamze. Sende bir şey var derken kastettiğimiz bu. Biz sana her zamanki canımızla arkadaşımız Gamze gibi davranıyoruz. Zaten başka türlüsünü yapamayız. Ama sen ilgimizi ve sevgimizi hesap sorma sanıyorsun. Doğru söylüyor. Aynen öyle yapıyorsun Gamze. Ya hep biz hatalı oluyoruz. Hiçbir şey doğru yapamıyorum zaten değil mi? Hep yanlış yapıyorum. Hep yanlış yapıyorum. Kerem ne yaptı sana Gamze? Orada ne olduysa umurumda bile değil. Ben gelene kadar mıntıka temizliği bitsin. Yerde bir tek izmarit görmeyeceğim. Evet beyler. El cepte, göz çöpte sabah gezintisine başlıyoruz. Benim görev bölgem şu rahat ağacın dibi. Bir şey mi dedin İstanbullu? Yo. Ama böyle mıntıka temizliği yapmak zorunda mıyız biz? Sayın komutanım. Ne olacaktı? İstersen yabancı uyruklu birini tutalım, o yapsın temizliği. Vallahi askerlik mi yapıyoruz, belediye temizlik işlerinde mi çalışıyoruz belli değil. Siz kirletiyorsunuz, siz temizleyeceksiniz. Zoruna mı gitti? Yok komutanım ama geldiğimizden beri mıntıka temizliği yap, sağa dön, sola dön. Yok sağın orası değil öbür tarafın. İçtimai çık, başka bir şey yok. Bu nasıl askerlik ya? Biz ne zaman silah alacağız ondan haber ver. Sen askercilik oynamak istiyorsun yani. Yanaşık düzen eğitimi bitsin, ondan sonra alırsın silahı. Bu yanaşık düzen eğitim dediğin şey ne zaman bitecek? Şimdi çenen değil, elin çalışsın. Yerde bir tane izmarit bulursam sana yediririm, haberin olsun. Emredersiniz komutanım. Foto. Hemen. Foto. Salla. Resminizi çekeyim mi torunlar? Böyle çöpçü gibi askerlik fotosu olur mu? Burada mı çekeceksin? Vallahi bana fark etmez. Nerede istersen orada çekerim.
Merhaba. Merhaba. Sevda Korkmaz'ın tek kişilik oyunu var. Yarın akşam saat 8'de. Son biletler, almak ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir oyun. Sevda Korkmaz bu yılki ödülleri topladı. 25 lira son biletler. Tiyatroyla pek aram iyi değil. Teşekkür ederim. Peki. Merhaba. Merhaba. Sevda Korkmaz'ın tek kişilik oyunu var. Yarın selam. Akşam saat selam. 8'de. Son biletleri almak ister miydiniz? Artık resmen üniversiteliyiz. Kayıt belgelerim burada. Zahmet oldu. Yo, büyük bir zevkti. Hadi sen başarılı bir öğrenciydin de ben nasıl kazandım hala inanamıyorum. Orada ne olduysa umurunda bile değil. Ne dersin, kantine gidelim mi? Olur. Merhaba. Arkadaş tiyatroya gitmiyor. Son iki bileti size teklif ediyorum. Sevda Korkmaz'ın tek kişilik oyunu. Yarın akşam saat 8'de auditoriumda. Tamam, alayım. Bir bilet mi? İkisini de alalım. 50 lira lütfen. Tiyatroyla barıştığınıza sevindim. Oyundan sonra teşekkür etmek isterseniz şehir bölge planlama 2. sınıftayım. Adım Merve. İyi seyirler. Gerçekten gidecek misiniz? Evet. Hadi be torun. Nerede poz vereceksen ver artık. Böyle paparazzi gibi senin peşinden mi koşturacağım lan? Oğlum az kaldı, gel. Devam et. Ya bak, yeter bu kadar. Nöbetçi laf söyleyecek şimdi. Tamam be oğlum. Ben de zaten nöbetçiden silahını isteyeceğim. Manyak mısın sen ya? Hiç nöbetçi silahını verir mi sana? Ya niye vermesin ki? Bir fotoğraf çekinip geri vereceğiz. Vermez. Silah namustur. Verilmez. Allah Allah. Ya silahıyla nikah kıyacağım demiyorum ki ben. Bir resim çekeceğiz alt tarafı. Yok, sen laftan anlamıyorsun. Ben gelmiyorum. Tamam, sen gelme. Sen şöyle uzaktan tele bir resim çekersin. Oğlum bak, başın belaya girecek. Söylemedi deme. Bir şey olmaz be, bir şey olmaz. Ben hallederim. Bağlarım nöbetçiyi, sen dur. Sen de ne tırsak adammışsın ya. Allah Allah. Selamun aleyküm. Dur. Kim o? Ya benim Rıza, Rıza nöbetçi kardeş. Kötü bir niyetim yok. Canım tertipim, gel sana bir sarılayım. Dur, yaklaşma. Hı? Ateş ederim. Ya kardeşim, ne diyorsun sen, aşk olsun. Ne ateşi? Hem şeytan doldurur. İndir, indir şunu. Düşman mıyız biz ya? Unuttun mu? Vatan sana, canım feda. Kanka ateş ederim diyor ya. Eder vallahi. Paralıyı söyle. Sarı. Lacivert. Sarı. Lacivert. Sarı lan, sarı. Kırmızı. Kanka ne diyor bu ya? Oğlum söylesene paralıyı. Bilmiyorum ki. Eller yukarı. Paralıyı söyle yoksa ateş ederim. İşe falan gitmeni istemiyorum. Aşkım, bunu ikimiz için yapıyorum. Bu gece gitme ne olur. Gündüz de okula gidiyorsun zaten. Artık hiç görüşemeyecek miyiz? Canım benim, hiç olur mu öyle şey ya? Seni görmeden durabilir miyim ben? Her fırsatta koşmuyor muyum yanına? He? Hadi 5 dakika daha oturalım aşkım. 5 dakika daha iyi bu, 5 dakika daha iyi bu. Ama artık gitmem lazım. Hadi ama asma suratını. Ne olur. Sonra aklım kalıyor. Gitme o zaman. Ben geldim. İşte bak, Eda da geldi. Yalnız kalmayacaksın. Eda değil. Seni istiyorum ben. Ben de seni istiyorum. Ben de seni istiyorum. Ya benim gitmem lazım. Kaçtım ben. Yarın görüşürüz. Görüşürüz sevgilime, iyi bak. Ne yiyoruz bugün? Ben doğru dürüst yemediğim halde her gün yemek yapmamı bekliyorsun benden.
Hayır, tabii ki değil Sibel. Neyse, ben şimdi bir şeyler hazırlarım. İbo'ya da işaret ettiğini anlamadığını sanma. Bana gerizekalı muamelesi yapmanıza gerek yok. Beni idare etmenize de gerek yok. Ama haksızlık ediyorsun Sibel. Bana ne istersen söyle ama İbo aylardır kendini perişan etti senin için. Boşuna üzdün çocuğu. Hiçbirinizin bana acımasına ihtiyacım yok. Ne senin ne de İbo'nun. Dayanamıyorum artık, anlamıyor musunuz? Sibel. Ya yalnız bırakın beni. Hiçbirinizi istemiyorum. Bir şeyler seçebilir mi canım? Yok. Sayende iyiyim Ali. Sayende. Yani sayenizde. Her şey yolunda. Bugün kızlar aradı. Onlar da gelmek istiyormuş beni görmeye. Yarın dersim ne zaman biter bilmiyorum. Görüşürüz. Yenge, gizli bir hayranım var galiba. Ben bakacağım. Kimden? Bilmem, bakacağız. Senden asla vazgeçmeyeceğim Sedat. Beğendin mi? Güzel. Hı hı. Ne konuşacaktık? Bizi. Bundan sonrasını. Orada ne olduysa umurumda bile değil. Saffet. Pişman olduysan daha fazla uzatmadan söylesene iyi edersin. Gamze. Senin ne kadar sevdiğim hakkında en ufak bir fikrin bile yok değil mi? Pişman falan değilim. Asla da olmayacağım. Kimsenin ne dediği de, ne düşündüğü de zerre kadar umurumda değil. Önemli olan tek şey sensin. Arkamızda çok tatsız şeyler bıraktık biliyorum. Ama önümüzde neler olabileceği bizim elimizde. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geleceğimizi birlikte kurabiliriz. Gamze bak. Benim seni sevdiğim kadar sevmeni beklemiyorum. Sadece bana tek bir şey için söz ver. Niçin Saffet? Beni yarı yolda bırakmayacağın sözünü istiyorum. Benimle sonuna kadar var mısın Gamze? Evet Saffet. Varım. Tamam o zaman. Buyur abi. Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Abi sen bu gece taksiyi bana versen. Evde oturmaktansa çalışmak iyi geliyor. Peki kardeşim. Ben de deliksiz bir uyku çekerim. İyisin değil mi? Olması gerektiği kadar. Müzik.
Özür dilerim. Şşş. Özür dilenecek bir şey yok. Sen iyi misin? Pek iyi görünmüyorsun. İyiyim ben. Sibel bak doğruyu söyle. Sonra daha büyük bir problem çıkmasın. Midem bulanıyor. Başım da çok ağrıyor. Tamam. Hemen hastaneye gidelim. Dur. Taksi çağırayım ben hemen. Hastaneye gitmek istemiyorum. Ama... Lütfen. Tamam. O zaman gidip İbo'yu arayayım. O ne yapılması gerektiğini bilir. Neredeyse doktor kadar bilgi sahibi oldu bu konuda. Sakın ha. Çalışıyor bu gece, unuttun mu? Hem onu telaşlandırmak istemiyorum. Zaten çok yoruldu. Hadi ne olur otur. Geçer şimdi. Hepsi geçecek. Biraz daha sabır. Sonra hepsi geçecek. Bazen artık dayanamayacakmışım gibi geliyor. Hadi şimdi biraz uyumaya çalış. Sabah uyandığında daha iyi hissedeceksin kendini. Uyuyamıyorum. Gözümü kapatmaya korkuyorum. Burada bekleyeceğim seni. Seni uyuyana kadar da gitmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Ben uyumaya korkmuyorum. Bir daha uyanamazsam diye. Anne. Bunu çöpe kim attı? Kızım, Eda getirdi bugün. Sen yoktun. Ben de artık bunlara ihtiyacın yoktur diye. Bana sormadan nasıl atarsın anne ya? Kızım, artık Saffet de yolunu... Bak ben o yüzden attım. Ya bak yanlış anlıyorsun Gamze. Gamze kızım. Gamze, Gamze. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Hala utanmadan ne istiyorsun diyecek kadar şerefsizsin. Gamze bana kendi isteğiyle geldi. Kabul et artık bunu. Akbaba gibisin. Adi bir çakalsın sen. Sende hiç gurur yok mu lan? Ne diyorsun lan? Ne onuru, ne gurur, ne diyorsun? Çok konuşma. Hadi vur. Vur, öldür beni hadi. Hadi. Hadi öldür. Sana bir tek şans veriyorum Oktay. Bir tek şans. Hadi öldür. Çünkü anca beni öldürürsen Gamze'ye ulaşırsın. Ama eğer yaşarsam, Gamze ile bir daha arama giremeyeceksin. Hadi vur! Ne bekliyorsun lan, vursana! Hadi! Oğlum. Anne.
Uyumadın mı sen daha? Geç gelirim dedim ya ben sana. Geç değil ki oğlum. Sabah oldu. Sen eve girmeden uyuyamadım. Hadi. Hadi geç yatağına yat. Tamam. Azıcık uzanayım şurada. Zaten uyuyacak fazla zamanım yok. 2 saat sonra kalkmam lazım. Okula gideceğim. Evladım böyle olmaz ki. Anne böyle götüreceğim bir süre. Para kazanmam lazım. Dişimi sıkıp dayanacağım. Başka çarem yok ki. Nasıl dayanacaksın oğlum? Bunca para böyle birikmez ki. Ya sen de hastalanırsan, ya sana da bir şey olursa. İbo? Ah, uyudu. Ah oğlum ah. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Sevgiyle bir pardon. İnanmıyorum ya. Sulayacaksın mı? Sevgi göstereceksin. Pardon. Bir şey sorabilir miyim bayanla? Bayan mı? Ay ne sempatik şeysin sen öyle. Sempatik mi? Ne konuşuyorsun? Bir kişi de yakışıklı bulsa şaşarım zaten. Hep sempatik bulurlar beni. Biraz şişmanım diye mi? Ay böyle söyleyince iyice sempatik oldum bak. Yeni misin sen bu okulda? Daha önce hiç görmedik seni. Yeniyim. İsmim Sadri. Ben Nazlı. Memnun oldum. Ben Leyla. Ben de Sarı Leyla. Memnun olduk. Mezunlardan Saffet abi abim olur. Aa, Saffet abinin kardeşi mi varmış? Ben Saffet abim için kardeşten de öteyim aslında. Ne soracaktın bize? Bu sene okul başkanlığı seçimlerine adayım da o isteyecektim. Seçimlere daha çok var. Zamanı gelince düşünürüz. Hele bir tanıyalım seni. Tanırsınız, tanırsınız. Yalnız İsmet'le Harun duymasın aday olduğunu. Duydular. İlk onlara söyledim. Onlardan mı korkacağım be? Vay! Bu arada bir isteğiniz olursa bundan sonra bana söyleyin. Ne diyor lan bu? Ne bileyim, anlamadım ki. Vay 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 vay. Hay canım benim. Hay kardeşim benim. Oğlum inanmıyorum lan, ne işin var burada? Kantinde işe girdim de söylemesi ayıptır. Efendim? Atıyorsun. Hem Özge'yi görüyorum, üstüne bir de para veriyorlar. Vallahi hayırlı olsun kardeşim, ne diyeyim. Adamsın. Gömleğin de yakışmış.
Büyük zaferin şanlı renkleri. Kalbimizde. İbocuğum, Sibel için paraya sıkışırsan haberim olsun. Gördüğün gibi artık kapitalizmin çarklarındadır. Sağ ol kardeşim. Otur. Madem Özge'yi görmek için kantinde işe girdin. Yani Özge nerede? Vallahi gelmesine 17 dakika 23 saniye var. Saniyeleri bile sayıyorsun ha. Ne saati lan bu? Ders saati mi? Aşk saati abiciğim. Özge'den ayrı kaldığım her dakikayı, her bir saniyeyi tak diye yazıyorum. Ayrılık ne zormuş be abi. Ulan Pamuk, duyan da çöllere düştün, Mecnun oldun sanar. Bu kantin çölden beter. O sınıfta, ben burada kantinde. Mecnun çölde su, su diye inlermiş. Sen kantinde çay diye mi inliyorsun? Hay canım benim. Kaliteli şaka değil mi? Ama sen de biz burada aşktan anlayan adamsın, bizimle dalga geçiyorsun. Yalnız senin saatin geri kalmış. İşte Özge geliyor. Özge! Buradayız. Abi dersten sıkılan abi, kafasına göre çıkıyor, ne güzel. Özge bak, seni arkadaşımla tanıştırayım. Üniversitedeki ilk arkadaşım. Canım. Hay canım benim. Pamuk! Oğlum ne arıyorsun lan sen burada? Yani ne dolaplar çeviriyorsun? Dolap değil aşkım. Seni görebilmek için burada işe girdim. Oğlum var ya, hastasın sen hasta. Bariz hastasın. Ya Özge bırak, çalışsın işte, ne güzel. Artık lisede değiliz. Hayatın gerçeklerini öğreniyoruz. İyi. Madem öyle, bana da bir çay kap gel o zaman. Tamam. Abi sana da alayım. Benim var. Teşekkür ederim. Bakayım. Vardı. Ama... Soğumuş mu, sıcak artık getireyim. Artık lazım, evet lazım. Hadi. Kantinin en güzel çayları sizi bekliyor. Ne yapacağım ne ben olacaktı, bunu? Ne olacaktı, ne olacaktı? Hala söylemeyecek misin? Kaza dedim ya. Ne kazası? Arabayla birine çarptım. Ne diyorsun? Adama bir şey oldu mu? Maalesef. Kapıştınız değil mi? O yaptı. Dersin bitince ara beni. Tamam. Akşam 8'de oyuna gidiyoruz, unutma. Tamam, görüşürüz. Evet, çıkabilirsiniz arkadaşlar. Aranızda dersimi uyuyacak kadar sıkıcı bulan arkadaşlarınız da var bakıyorum. Neyse, iyi günler. İbo. 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 Tamam patron, hemen gelin. Sakin ol. Sakin ol, biz sınıftayız. Okuldayız şu an. Okuldayız. Hadi çıkalım. Çıkalım. Benim zaten al çıkmam şunu, lazım. Dur, Sibel'i hastaneden alacağım. Ona söz verdim. Şimdi merak eder beni. Hadi. Sen git o zaman. Benim biraz işim var. Alışveriş yapacağım gelirken. Ben hallederim. Ne lazım onu söyle. Sen git, ben sonra gelirim. Tamam. Tamam. Tamam, sen işlerini halledip görüşürüz. Geç kaldım ya. Şöyle oturalım mı? Olur. Ders başlayacak ya. Nerede kaldı bu çay? Çayım sıcak. Pamuk. Nihayet. Merhaba Gamze. Merhaba. Sen ne yapıyorsun burada? Sana ne? Kantin babanın malı mı? Yo, sordum sadece. Doğru ya. Kantin babanın malı olamaz. Çünkü senin baban yok. Annenin eski kocası var. Seni görünce şaşırdık. Niye büyütüyorsun? Niye şaşırıyorsunuz ki? Çalışan birini görmek çok mu tuhaf? Mecburen çalışacağız. Bize annemizin eski kocasından miras kalmadı. Sırf zengin diye biriyle sevgili de olamam. Pamuk, lafını bil. Tamam Saffet, sakin ol. Ha madem burada çalışıyorsun, bize yiyecek bir şeyler getir o zaman. Maalesef köpek maması satmıyoruz, iyi günler. Ne diyorsun lan sen? Saffet! Tamam, sakin ol. Adiler. Bunların hepsi var ya, sana dua etsinler. Sen olmasan ben yapacağımı biliyorum. Ne desem şimdi?
uzlaştırıcı ve birleştirici bir yapım var. Başkanlığında çok mutlu olur. Aha. Anlaştık. Anlaştık mı? Şş, çakma Saffet. Bana mı dedin? Pısırık. O kızlardan uzak duracaksın. Hangi kızlardan? Teneffüste konuştuğun kızlardan. Uzak dur. Yoksa biz seni tek ayak üstünde durdururuz. Niyeymiş? Şöyle anlatayım sana. Ben mesela Oktay abi. Gerçi gözlerim onun kadar güzel değil ama sen de çakma Saffet'sin ya. O kızı da Gamze say. Ben Saffet'sem, o kız da Gamze ise ben o kızı sana yar etmem. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Sen... Terbiyesiz. Ağzından çıkanı kulağın duysun lan. Yapmayın lan. Bir dakika ya. Mesela dedim. Ne Gamze'si? Benim gözüm Aliye'den başkasını görmez ki. Ben sadece o istedim o kızlardan. Aliye kim? Oy mu istedin? Sen başkanlık konusunda ciddisin yani. Ne sandın? Savaş baltalarını çıkarıyoruz o zaman. Sen daha çıkarmadın mı? Ben bu yanındaki baltayı savaş baltası zannediyorum. Ulan bana bak şimdi. Ulan senin şimdi. Ben... Gel lan buraya, gel buraya. Seni, ha, zil çaldı, zil çaldı. Abi zil çaldı. Pardon. Senden vazgeçmeyeceğim Sedat. Olmadı. Diyaframını kullanacaksın. Hocam özür dilerim. Çok özür dilerim hocam. Ne özrü? Bunun özrü olur mu hiç? Hiç mi derse saygın yok? Hiç mi müziğe saygın yok senin? Yok, bilmiyordum hocam. Neyi bilmiyorsun? Saati mi bilmiyorsun, neyi bilmiyorsun? Hocam, geç kaldım sadece. Ne demek sadece? Arkadaşlar, bundan sonra geç kalan dersi bölmeyecek. Geç kalan müziği bölmeyecek. Dersin bitmesini bekleyecek, sonraki derse girecek. Çık dışarı. Hocam, nasıl olsa bölündü ders. Bir de cevap veriyor. Ne kadar terbiyesiz bir şeymişsin sen öyle. Ama hocam... Peki hocam. Evet, devam ediyoruz. Zehra, bir sorun mu var kızım? Sorun benim hocam. Sorun benim. Sorun neyse konuşabiliriz Zehracığım. Yok hocam. Aşkım, özür dilerim. Acele etmeye çalıştım ama olmadı. Çok bekletmedim değil mi? Problem değil aşkım. Hastanede beklemekten çok yoruldum da. Asıl ben dün akşam için özür dilerim. Saçmalama, ne özürü? Hadi seni bir an önce eve götürelim de dinlen. Biraz dolaşsak. Çok sıkıldım da. Tamam ama fazla değil. Seni eve bırakıp alışveriş yapacağım. Çok yorgun görünüyorsun. Doğru dürüst uyumamışsındır bile. Sen eve git de uyu. Biz alışveriş yaparız. Sen demin dolaşalım demedin mi? Sen o arkadaş değil misin? Hadi yürü o zaman. Bunları problem etmeyelim. Bir yolunu buluruz. Zehra? Ağladın mı sen? Öğretmenden ilk fırçayı yedim. Bu saatte ne işin var burada? Birilerini almaya mı geldin okula? Çok yetenekli, dünyalar güzeli, bir şarkısıyla savaşlar çıkaran,
Bir bakışıyla imparatorluklar yıkan birini almaya geldi. Sen Truvalı Eren için geldin galiba. Ben de benim için geldin sanmıştım. Bunlar da o zaman Truvalı Eren'e. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bir şey demene gerek yok. Yüzündeki şaşkınlık ve mutluluk bana yeter. Hani büyük babası keçi sütünü sağıp tahta çanaklı Haydi'ye verince Haydi'nin yüzü de böyle parlıyordu. Dalga geçme ya. Ya aslında kırmızı gül alacaktım ama böylesini kucağında böyle papatya tutarken gözümün önüne getirdim. Hah, işte budur dedim. Haklısın. Kırmızı gülleri hiç sevmem zaten. İşte tam bu resim. Gözümün önünde canlanan. Gidelim mi? Parayı toparlayacağız. Oktay da yardım edecek. Bana güven aşkım, ne olur. Ama böyle hiçbir şey yapmadan oturup kendini paralamanı nasıl izlerim? Benim paralandığım falan yok. Sen yeter ki üzülme. Hem paralanmak için paralanmak lazım. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Belki de artık beni bırakmanın zamanı gelmiştir. Ne biçim konuşuyorsun? Sen olsan öyle mi yapardın? Hayır ama... O zaman sus. Aşkım, şu güzel dakikaları bozma, olur mu? Ben senin yanında nefes alıyorum. Yaşadığımı anlıyorum. Oksijen de sensin benim için, mutluluk da. Oh, oksijen Sibel, oksijen Sibel. Tamam, kalkalım. Hep içime çekmek istiyorum. Şu çifti görüyor musun? Biz de onlar gibi olur muyuz? Herhalde. Hep seninle birlikte yaşlanmayı hayal ettim. Ama biliyor musun? Şimdi sana bakıyorum da galiba yanlış dilek dilemişim. Sebep? Çünkü kendimi 1000 yaşında gibi hissediyorum. Ya sen? 10 yıl yaşlanmış gibisin şu kısacık zamanda. Biz erkenden yaşlandık galiba. Aşkım, sen İbo'ya yaşlandın mı diyorsun yani? Buruşuk İbo muyum ben? Of, yapma İbo. Haklı olduğumu biliyorsun. Benim yüzümden okulu kazanmanın sevincini bile yaşayamadın. Mutlu olmanı istiyorum artık. Ben olsam da, olmasam da. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Anlamadın mı hala? Ben sadece seninle mutlu olurum. Sadece seninle. Mutluluk iksirim. Hay gözünü öpeyim senin. Bayağı da kalabalıkmış ha. Güzel görünmüyorlar ama. Ben izledim, biliyor musun? Ya, provaları... Tiyatroya gitmeyeli uzun zaman oldu. En son Kemal öğretmenle gitmiştik hep beraber. Tiyatro kalp perdesini açan bir sanattır diyordu Kemal Hoca. Aslında sık sık gelmek lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Herkes gibi normal yaşamadık ki hayatı. Hayatımız trajedi oldu. Ama mutlu sonla bitti. Unuttuk her şeyi, değil mi? Artık hayattan zevk almaya başlayacağız. Bu arada oyunla ilgili hiçbir fikrim yok. Umarım sıkıcı değildir. Tek kişilik bir oyun. Dünyanın her yerinden kadın öyküleri. Kadınlar ve aşklar. Gamze? Safet? Sizi görmek ne güzel. Oyuna mı geldiniz? Oktay nerede? Biz ayrıldık. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, ciddiyim. Biz Safet'le beraberiz.
Hadi. Başlamak üzere. Lütfen salondaki yerlerinizi alınız. Hadi içeri geçiyoruz galiba. Tamam, içeri geçiyoruz. Oturalım mı? Olur. Ay, çok soğuk. Evet. Dur, bende şal var. Gel. Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim beni buraya getirdiğin için. Bugün orada okulun kapısının önünde olduğun için. Her şey için. Ya artık teşekkür etmezsen kendimi daha iyi hissedeceğim. Ama sen olmasaydın asla bu günleri atlatamazdım. Saçmalama. Sen çok güçlü bir kızsın. Bulurdun bir yolunu. Senden başka böyle düşünen kimse olduğunu sanmıyorum. Olur mu hiç? Kemal Hoca da Elif abla da sana her zaman inandı. Haklısın. Aslında çok şanslıyım ben. Onlara sahip olduğum için, sizler gibi arkadaşlarım olduğu için. Ben... Ben arkadaştan fazlası olmak isterdim. Çok engelle savaşır insan aşkına kavuşmak uğruna. En çok da kendiyle savaşır aşık. Mesela kendi gururuyla. Aşk bir savaş halidir aslında ama heyhat. Savaş bir aşk hali değildir asla. Olduysa umurumda bile değil. Aşk. Ne sihirli bir hece. Ben de aşıktım benim gibi bir gence. Düşmanlar saldırdı bir gece. Düşmanlar düşmanıymış düşlerimin. Bilemedim. İşgale uğradı vatanım, ülkem, kentim. Ve düşman bir askerin işgaline uğradı benim körpe bedenim. Hayır! 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 Güzelsin Gamze. Korkma benden Gamze. Yüzüne nasıl bakardım sevgilim? Yatağımda sızınca sarhoş düşman askeri. Elime geçirdim bir tabanca ve bir tek mermi. Ya beni kirleten öldürecektim? Ya kendimi? Kararımı verdim. Soğuk bir alnım. Sanki gidelim öpüyordu mi? Alnımı.
yapsaydın? Nasıl bakardım sevgilimin yüzüne? Az kaldı bitmesine. Bekleyelim. Tam basacaktım tetiğe elveda diyemeden sevgilime. Sevgilim girdi içeri. Utandım. Söyleyemedim. Görünce düşman askeri anladı gerçekleri. Ben kirlendim dedim sadece. Basacaktım tetiğe. Sevgilim çıkardı tabancasını, dayadı kendi alnına. Dedi ki gözünü kırpmadan, madem kavuşamadık bu dünyada, ruhlarımız kavuşsun öbür dünyada. İşte o an anladım. İnsanı insan, aşkı aşk yapan ne bedendir ne de ten. Bir beden kirlenemez ruhlar kirlenmeden. Alın yazımda aşk benim. Alnıma dayanmış namluyla alın yazımı silemezdim. Ben biraz üşüdüm. O zaman seni eve bırakayım. Olur. Gel. Hoş geldiniz çocuklar. İçeri girseydin oğlum. Teşekkür ederim, sağ olun. Yarın okula giderken alayım mı? Olur. Teşekkürler Saffet'cim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. İnsanı insan, aşkı aşk yapan ne bedendir ne de ten. Beden kirlenemez ruhlar kirlenmeden. Alın yazımda aşk benim. Alnıma dayanmış namluyla alın yazımı silemezdim. Oktay, beni affedebilecek misin? Seni seviyorum. Sana geliyorum. Nereye gidiyorsun? Oktay'a gidiyorum, tamam mı? Oktay'a gidiyorum. Takside geceye niye döndün? Gece kendimi daha iyi hissediyorum abi. O zaman taksine binecek cins müşterilere hazırlıklı ol. Gece müşterisi zordur. Abi ben çıkıyorum. Hayırlı işler. Tamam abi. Oktay. Sana geliyorum aşkım. Thank you.
Of. Hangi bloktu ya? Of. Sen de kapalıysan Allah kahretsin. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Efendim? Evet benim. Ben de size gelecektim. Geçmeden es geçmeden arka olmuyor, bağırmadan savaşmadan kanka. Hedefe giden her yolumuz mübah değil lügatta. Tek derdimiz aslında var olmak şu hayatta. Hayal gerçek, sevgi nefret, adım adım yürüdük. Yanlış yaptık, düştük kalktık, acı çekip üzüldük. Tükenir artık umutlar, hayaller ve gerçekler. Sıranın arkasında, kavganın ortasında aşk olduk, büyüdük. Of of, tek parmağın ucunda döner mi bir dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arkasına?